Hitler ve Stalin hiçbir zaman karşılaşmadılar. Hiçbir zaman bir araya gelmediler. Bazı tarihçiler, şayet böyle bir şey mümkün olsaydı bu ikisi bir anlaşmaya varabilirler, birbirleriyle de savaşmazlardı belki der. Böyle iyimser tahminler her iki adamın da kendi yarattıkları politik sistemin, kurdukları totaliter rejimlerin ve ideolojilerinin mahkum olduğu gerçeğini göz ardı ediyor. Almanya ve Rusya arasındaki düşmanlık her ikisi de bir ulus olarak var olmadan önceki yüzyıllara kadar uzanır. Bu düşmanlık, Orta ve Doğu Avrupa anak arasındaki iki baskın ırk grubu olan Tötonlar ve Slavlar arasındaki rekabete dayanmaktadır. Erken dönem Slavlar, M.S. 5. yüzyılda Elbe nehrine kadar batıya doğru yayıldıklarında, bir Töton kabilesi olan Gotlar onlara sessiz anlamına gelen Slavan ismini verdiler. Slavlar da bu Töton kabilelerine Nemsi, yani dilsiz anlamına gelen bir isim taktılar. Al gülüm ver gülüm yapmışlar. Denilen o ki, o günden bu yana bu iki grup arasındaki iletişim genellikle sağır ve dilsizler diyaloğu olmuştur. Bazen uzun süreli durgunluk dönemlerine rağmen iki ırk arasındaki düşmanlık modern zamanlara kadar yüzyıllar boyunca devam etti. Bu süre zarfında Tötonlar kendi üstünlüklerine dair sarsılmaz bir inanç geliştirdiler. Doğu Avrupa'da medeniyet namına ne varsa kendilerinden türediğine inanıyorlardı. Onların gözünde Slavlar aşağı bir gruptu. Kendi başlarına şehirler inşa etme, devletler kurma veya gerçek anlamıyla bir kültür oluşturma konusunda hiçbir yetenekleri yoktu. Değerli olan her ne varsa Almanlardan ithal edilmişti veya Almanların yardımı ile edinebilmişlerdi. Almanlar doğuya doğru ilerlemeye başladıklarında kültürlerini de beraberlerinde taşımışlar, bazen zorla yaymışlardı. Mesela Töton şövalyeleri Prusya'yı ve Litvanya'yı kılıçla fethetmişti, ardından Alman tüccarlar Baltık coğrafyasına ticaret, refah ve istikrar getirmişlerdi. O yetmemiş, sonraki yüzyıllarda Alman yöneticiler Rus çarlarının imparatorluklarını yönetmelerine yardımcı da olmuşlardı. Hatta o kadar ki Alman yerleşimciler Rusya'nın Volga'ya kadar uzanan büyük bölgelerine göç ettiklerinde ileri tarım tekniklerini de yanlarında getirmişler, çağın çok gerisinde kalmış Rus köylüsüne öğretmişlerdi. 19. yüzyıl boyunca Rus topraklarında tarım yapan milyonlarca Alman köylüsü vardı. Hatta 1890'larda sayıları önemli ölçüde azalmış olsa bile yaklaşık olarak 1 milyon 800 bin etnik Alman, yani Volksdeutsche, Rusya'da yaşıyordu. Tabii bunlar mezhep bakımından çok farklı oldukları için genellikle asimile olmaya hiç mi hiç istekli gruplar değillerdi. Dolayısıyla inatla Alman olarak kaldılar ve genellikle kendi kapalı topluluklarında yaşayıp Ruslarla pek bir karışıma girmediler. Ancak Ruslara karşı üstünlük taslayan, Rusları hor ve aşağı gören Almanların ayrıca aşırı bir Rus korkusu da vardı. Onu da belirtmek gerekir tabii ki. Sürekli olarak Ruslar tarafından istila edilme korkusu yaşadılar. 20. yüzyılın başında Çarlık Rusyası'nın nüfusu 170 milyondu. Almanya'nın ise sadece 65 milyon. Ve bu fark her geçen gün daha da artıyordu. Çünkü Slavların doğum oranı Almanlarınkinin 3 katıydı. Hitler onlara haşerat gibi üreyen aşağılık bir ırk diyordu. Üstelik Almanya'nın böyle okyanusla veya geçilmez aşılmaz dağlarla çevrili doğal bir sınırı da yoktu. Dolayısıyla özellikle doğudan gelecek bir istila hareketine açık bir coğrafyaydı. Ve zaten 1760'ların başında Ruslar ta Berlin'e kadar gidip şehri işgal etmişlerdi. Ruslar bizi işgal edecek korkusu az buz bir korku değildi. Bu korkuyu kalbinin derinliklerinde en fazla hisseden kişi ise Otto von Bismarck'tı. Adam Avusturya'yı ve Fransa'yı ayrı ayrı haftalar içinde yenmiş, Almanya'nın birliğini korumuş, Avrupa'nın ortasında bir dünya devi meydana getirmişti. Ama Ruslara karşı bir arkadaşlık ve kardeşlik türküsü tutturmuş, Ruslarla dostane ilişkiler kurmaya ve korumaya olağanüstü önem vermişti. Ne de olsa akıllı ve gün görmüş bir adamdı. Üstelik de 30'lu yaşlarında Petersburg'da büyükelçilik yapmıştı. Rusya'yı ve Rusları tanıyordu, hem de çok iyi. Aman bunları hiç bulaşmaya gelmez diyordu. Ama adamcağızı 1890'da görevden alan yeni Alman İmparatoru 2. Wilhelm ne Bismarck kadar akıllıydı ne de onun kadar gün görmüştü. Ne de Bismarck'taki gibi bir tecrübesi vardı. Bismarck'ın Rusya'ya yönelik uzlaşmacı diplomasisini anlamadı. Hoş, koskoca Alman dışişleri bürokratları bile anlamamıştı. Olayı çok da fazla detaya boğmak istemiyorum. Çünkü bu konuları 1. Dünya Savaşı öncesi diplomasi konularında anlatmayı düşünüyorum. Ama Rusya ile olan bağların koparılmasında tek suçlu Wilhelm değildi, onu söyleyeyim. Almanlar gerçekten de inanılmaz bir öngörüsüzlükle çok kısa bir sürede Rusları ellerinden kaçırdılar. Ama kaçan balığın büyük, hem de çok büyük olduğunu anladıkları anda da çok geç kalmışlardı. Çünkü bu Natasha'lar ülkesini 2 yıl içinde Fransa'ya kaptırdılar. Bir daha da asla Ruslarla eski ilişkilerini yeniden kuramadılar. Bu durum bugün bile böyle. Ruslar gitti giderler. Sen Rusları aptalca elinden kaçırırsan tabii ki iki cephede birden savaşmak zorunda kalırsın. 1. Dünya Savaşı'nda tam da böyle oldu zaten.
Almanlar 1914'te Fransa'ya bütün güçleriyle yüklenerek Paris'in kapılarına kadar dayanmışlar. Handi ise 1. Dünya Savaşı'nı bir dünya savaşı haline gelmeden kazana yazmışlardı. Ama Ruslar olmasaydı işte. Dostu ve müttefiki Fransa'nın yardımına koşan Rusların Almanya'nın doğu sınırlarından içeri iki büyük orduyla dalması Almanların Paris'e doğru olan ilir harekatının momentum kaybetmesine yol açtı. Alman Genelkurmay Başkanı Helmut von Moltke, Paris yolundaki Alman ordularından birkaçını Rusya'ya karşı göndermek zorunda kalınca hem Paris kurtulmuş oldu hem Fransa hem de zafer. Şayet Ruslar askeri açıdan biraz daha güçlü olabilselerdi savaş 1918'e kadar sürmez, Rus Çarlığı da devrilmezdi. Üstelik de Moğol ordularını andıracak bir şekilde Berlin'in kalbine bir bıçak gibi de saplanabilirlerdi. Almanları Rus devrimi korumuş. Tamam, Rus devrimi Berlin'i kurtarmıştı da Alman generallerinin ve siyasilerinin zihnini Rusların ta Berlin'e kadar gelebilecekleri korkusu bir kez daha kazındı. Hani Hitler'le Stalin dost olabilir miydi diye söyleşinin başında bir iki lakırt etmiştim. O korku orada olduğu sürece bu dostluk, arkadaşlık, şucuk, bucuk asla ve kata mümkün değildi. Tamam, Almanlar 1. Dünya Savaşı'nı kaybetmişlerdi de Ruslar da kazanamamışlardı. Hatta kazanamamayı bırak, devrimlere, iç savaşlara gark olmuş te 1922'ye kadar ülkede kan gövdeye götürmüştü. Dolayısıyla Rus askerleri bir daha Alman topraklarına adım atamazlardı. Ama Rusların askerle yapamadığını 1919'dan sonra bu sefer Rus Bolşevizminin devrimci fikirleri yapmaya başlamış, Alman toplumu içinde azımsanmayacak bir aşırı sol veya komünist sempatizanı kitle ortaya çıkmıştı. Almanların zaten çok güçlü bir işçi sınıfı ve köklü bir işçi hareketi tarihi vardı. İşte bu işçilerden bir kısmı 1919'da Almanya'da komünist bir devrim yapmaya kalktılar da Alman faşistleri çok da fazla güçlük yaşamadan bunları bastırdı. Tamam, Bolşevizmden ilham alan bir işçi devrimi hareketi bastırılmıştı, bastırılmış olmasına da bu sefer de Almanları Rusların kendileri gelemiyor ama tehlikeli fikirleri geliyor korkusu sardı. Halbuki Lenin'i komünist bir devrim yapsın diye mühürlü tren içinde İsviçre'den alıp te Rusçalara gönderenler de gene Almanların kendileriydi. Ne ağlıyorsunuz? 1917 sonunda Lenin ve Bolşevik güçleri bir şekilde Rusya'nın tamamında değilse de St. Petersburg'da, Moskova'da ve birkaç yerde daha iktidarı ele geçirmişlerdi. Ama başta 2. Wilhelm olmak üzere Alman liderler Lenin ve arkadaşlarının gerçekleştirdiği devrimin tadını çıkarmalarına izin verme niyetinde değillerdi. Niyetleri eski Rus İmparatorluğunu daha küçük ve dolayısıyla daha zayıf parçalara bölmekti. Gerçekten de Almanların teşvikiyle Ukrayna Şubat 1918'de bağımsızlık ilan etti ve Almanlarla ayrı bir barış anlaşması imzaladı. Mart 1918'de de son derece zayıf durumdaki Lenin'in Sovyet hükümeti Brest-Litovsk'ta 1. Dünya Savaşı'nı Rusya için bitiren barış anlaşmasını imzaladı. Ama Almanlar orada durmadılar ki. Mesela Gürcistan'ın bağımsızlığını tanıdılar. Hatta o götüyle dağ devirmeyi pek biri bilen Kaiser 2. Wilhelm Don Kazakları liderine Rusya'nın 4 bağımsız devlete bölünmesi planlarını anlatan bir mesaj gönderdi. Ne diye gönderiyorsun aptal herif? Bu herifin planına göre Ukrayna, Güneydoğu Birliği, Orta Rusya ve Sibirya. Yani 4 parçaya bölünecek Rusya. Tabii ki Baltık bölgesinde de kukla devletçikler falan da kurmayı hayal etmiş bizim çapsız. Tabii Wilhelm'in bu planındaki en önemli parça Ukrayna'dır. Ukrayna'yı Almanya'nın kuklası yapıp buranın etinden, sütünden, kılından, tüyünden faydalanacaktı. Hayaller güzeldi doğrusu. Almanlar birkaç ayda zaferle bitireceklerini hayal ederek 1. Dünya Savaşı'na girmişlerdi. Ama gel gör ki Batı cephesinde ordular siperlerde, hendeklerde sıkışıp kaldılar. Savaş da uzadıkça uzadı. Bütün dünyadan soyutlanmış Almanya'da da ham madde ve yiyecek sıkıntısı 3 yıl içinde had safhaya, hatta kıtlık seviyelerine çıktı. Artık açlıktan ölen öleneydi. İşte o Ukrayna, verimli kara toprağı, kömür ve demir madenleri ile Almanların kurtarıcısı olabilirdi. Şayet Ukrayna kaynaklarını sistematik bir şekilde sömürmeye başlayabilirlerse Almanya'da kimse açlıktan ölmeyecek, belki savaşı kaybetmeyecekler ve tabii devrim mevrim de kopmayacaktı. Ama Almanlar açısından ne yazık ki hem Çarlık Rusyası'nın çöküşü çok gecikmiş hem de Ukrayna ile barış geç gelmişti. Zaten Rusya'nın savaştan çekilmesi de pek bir işe yaramadı. Tam da o sıralarda Amerika Birleşik Devletleri'nin o muazzam, neredeyse sınırsız kaynaklarıyla savaşa katılması ile birlikte müttefikler korkunç bir ivme kazandılar. Moralleri de zirve yapmıştı. Halbuki 1917'de Fransa ordularında isyanlar kopuyor, bu savaş bitirilsin artık diyen birlikler silahlarına davranıyorlardı. Allah'tan Almanların bu isyanlardan haberi olmamıştı. Yoksa Fransızlar açısından durum felakete doğru gidebilirdi. Anlayacağınız müttefiklerin de durumu öyle pek parlak değildi. Ta ki Amerikan yardımı gelene kadar. Hatta ne gelmesi, yağmur gibi yağmaya başlayana kadar.
Almanlar 1. Dünya Savaşı'nı kaybetmişler ancak kendilerince de gerekli dersi çıkarmışlardı. Bir sonraki büyük savaşı kaybetmek istemiyorsan gerekli kaynaklara sahip olacaksın diyorlardı. Bu kaynaklar senin kontrolünde olacak. Kimseye bağlı olmadan kendi üretimini kendin yapacaksın diye de ekliyorlardı. Özellikle Hitler bu mevzuyla ilgili olarak kafayı bozmuştu. 1924 yılında yazdığı Mein Kampf'ta postal bıyıklı psikopat, Almanya'yı Batı ile anlamsız bir savaşa sürükleyen 2. Reich hükümetini yerden yere vurdu. Hatta yerin dibine de sokmuş olabilir. Şu satırları dinleyin de siz karar verin artık. Şöyle bir şeyler geveliyor eleman. Ne işimiz vardı okyanus ötelerinde? Ne diye sömürge yarışına girdik de İngilizleri kızdırdık? Hemen yanı başımızdaki Rusya düzlükleri, Ukrayna bozkırları ne güne duruyordu? Avrupa'da toprak isteniyorsa Rusya hemen yanı başımızda, burnumuzun dibindeydi zaten. Oraya dalardık, Rusları yenip Sibirya'lara kadar sürer, toprağa da ganimete de biz konardık. Eski Teton şövalyelerinin yolunda doğuya doğru ilerlemeliyiz diyordu. Alman tarlası için Alman kılıcı ile toprak elde etmek ve halka günlük ekmek sağlamak. Tek hedefimiz bu olmalıdır. Böyle bir şeyler diyor. Durmuyor ki herif. Başka şeyler de söylüyor. Aryan ırkının hayatta kalmasını ve nihai zaferini kazanmak istiyorsak bunu yapmalıyız diyordu. Bu Rusya'dan toprak ele geçirme projesine de Lebensraum adını vermiş. Yani yaşam alanı. Almanlar gibi koskoca bir nüfusun tıklım tıkış daracık bir alanda yaşamak zorunda kalması Allah'tan reva mıydı yani? Bu ruh hastası ahlaksız herif Mein Kampf'ta defalarca döndü dolaştı bu konuya vurgu yaptı. Nüfusumuz her sene 900 bin kişi artıyor. Bu artan nüfusu neremize sokacağız canım? Bunların kalacağı, barınacağı, geçineceği yeni topraklar lazım bize diyordu da başka bir şey demiyordu. Tabiri caizse koskoca bir kitap bu mevzu etrafında dönüyordu. Tabi bu Lebensraum doktrini sadece Almanya içindeki kalabalığı önlemek ve artan nüfusu beslemekle ilgili değildi. Aslında bu nüfusun büyümesine imkan vermek anlamına da geliyordu. Yani geniş topraklarınız, bol kaynaklarınız olacak yoksa büyüyemezsiniz diyordu işte. Hem doğuya doğru ilerleyip Rusları buradan def edersek bir başka avantajımız daha olacak. Ruslar Almanların 3 katı bir hızla ürüyorlar. Şayet doğuda Lebensraum'u ele geçirebilirsek Rus nüfus artışı da engellenmiş, Almanlara ileride sorun olmalarının önüne de bir set çekilmiş olacak. Ne hayaller ne hayaller. Bu salak herifin ideolojik ırkçı argümanlarını daha fazla da seslendirmeyeyim diyorum. Gerizekalı YouTube algoritması her şeyi götünden anlıyor, başımı da belaya sokuyor. Ancak şunu da eklemek gerekir, yoksa mevzu havada kalır. Hitler neden 1939'da İngiltere ve Fransa ile savaşa girdi peki? Aslında cevabı çok basit. Bu iki devlet onun Polonya'ya girmesini engellemeye çalışarak daha büyük planlarını gerçekleştirmesinin önüne Çin Seddi gibi dikiliyorlardı. Ama Polonya'ya girmeden Rusya'ya ve Ukrayna'ya nasıl gidecekti canım? O zaman Batı'daki savaşı en kısa sürede bitirmeliydi ki Rusya'ya dalabilsin. Öte yandan Stalin, Hitler'in Sovyet İmparatorluğu'na karşı olan hayallerinin farkında olmaması mümkün değildi. Mein Kampf'ı hem kendisi okumuş hem de okutup analiz ettirmişti. Ancak bir şeyleri yanlış, hem de çok yanlış anlıyordu ve en son ana kadar da yanlış anlamaya devam edecekti. Öncelikle kendisi kelimenin tam anlamıyla gerçek bir siyasi hayvandı. Hayatı siyasetti, uyurken de siyasetti, tuvalette ıkınırken de siyasetti. Siyasette yatar, siyasette kalkardı. Çünkü başka hiçbir niteliği, başka hiçbir özelliği yoktu. Siyaset sayesinde var olmuş eğitimsiz herifin tekiydi. Çok okuyan ve son derece zeki birisi olmasına tabii ki sözüm yok. Ancak hayatın normal akışında 40 yaşını bile bulmadan ölüp gidecek at hırsızı kılıklı herifin tekiydi. Siyaset sayesinde dünyanın en güçlü ülkelerinden birinin tepesine geldiğinin de farkındaydı. Şimdi bu adamın aklı, ruhu, beyni hep siyaset olunca gözü de siyasetten başka bir şey görmüyor. Muhataplarını hep kişisel açıdan değil, siyasi açıdan değerlendiriyordu. Bu yüzden de diğer ülkelerin liderlerinin sözlerini ve eylemlerini detaylı bir şekilde analiz etmeye meraklıydı. Ancak her zaman doğru bir sonuca ulaştığını söylemek mümkün değil. Mesela 1930'ların sonunda Batı Avrupa'daki muhatapları olan İngiltere Başbakanı Neville Chamberlain ve Fransa Başbakanı Edouard Daladier gibi kişilerin siyasi zekalarını abartma eğilimindeydi. Ve onların siyasi yeteneklerini kendisinde olan Machiavelli'ye layık yetenekleriyle eşdeğer görüyordu. Halbuki her iki başbakan da o sıralarda bir krizden bir başka krize yuvarlanıp her şeye yüzlerine gözlerine bulaştırıyorlardı. Mesela Stalin Hitler'i değerlendirirken de yanılmıştı. Hitler'in en az kendisi kadar rasyonel birisi olduğunu zannediyordu. Halbuki Hitler'in rasyonellikle, akılla, mantıkla alakası yoktu. Vahşi bir hayvan gibi sezgileriyle hareket ediyor, duygularıyla konuşuyor, beynine pek az yer veriyordu. Hitler rasyonel değil, anti-rasyoneldi. Dolayısıyla Stalin'in Hitler'in yalın bir mantık yerine sezgi ve duygularıyla hareket ettiğini fark etmemesi muhtemelen kariyerinin en ciddi, en korkunç hatasını yaptığı anlamına geliyordu. Dedik ya, bu bizim post bıyıklı gözü Mein Kampf okumuştu diye. Mesela Hitler'in şu sözlerini okumamış olması imkansızdı. Mealen şöyle demiş postal bıyıklı ruh hastası.
Bugün Avrupa'da topraktan bahsediyorsak, öncelikle ve yalnızca Rusya'ya ve onun vassalı halindeki komşu devletlere bakışlarımızı doğrultmamız yeter. Doğudaki bu devasa imparatorluk çözülmeye hazır. Rusya'da Yahudi hakimiyetinin sona ermesi, aynı zamanda bir devlet olarak Rusya'nın da sonu olacaktır. Yani demeye getirdiği şu, şayet Rusya'da Yahudi ürünü Bolşevizmi yok edersek Rusya diye bir devlette kalmayacak, yok olacaktır. Şimdi bu katil herifin Rusya üstündeki bu planlarını, hayallerini okuduğunu, öğrendiğini varsaydığımız Stalin, ne diye gidip bu herifle 1939 yılında saldırmazlık anlaşması imzalamıştır. Aptal olduğu için mi? Tabii ki hayır. Adam zehir gibi zeki. Ama olayın içinde olay, işin içinde iş vardır gençler. Stalin niye Hitler'le saldırmazlık anlaşması imzaladı sorusunun cevabını ha diye vermek mümkün değildir. Bu anlaşmanın gerisinde en az 10 yıllık bir hikaye vardır. Genelde hemen herkes Stalin'i Hitler'le imzaladığı anlaşmadan dolayı eleştirir, yerin dibine sokar da Stalin'i olmadık hakaretler edenler hiç kendilerine bakmazlar. Lan bu Stalin'i savunuyor gibi göreceğim hiç aklıma gelmezdi. Ama gerçekten de Hitler'le yapılan anlaşma konusunda bir suçlu arıyor isek sadece Stalin'e gözlerimizi dikmemiz haksızlık olur. Fransa ve İngiltere'nin de suçu büyüktür, hem de çok. Açıkçası 1939 yılında Stalin'in pek bir seçeneği yoktu. Tamam, İngiltere ve Fransa tarafından yalnız bırakılmıştı ama aynı zamanda Stalin'in kendi işlediği günahların da sonucuydu o imza. O günahlardan birisi, belki de en önemlisi şuydu. 1939 yılına kadar Hitler, Nazi Almanyası'nı dünyanın en iyi donatılmış, en verimli ve en korkulan askeri gücü haline getirmişti. Stalin ise 1937-38 yıllarında yaptığı acımasız temizliklerle, ki siz bu temizlikten yaptırdığı katliamları anlayın, Kızıl Ordu'yu etkili bir savaş gücü olarak neredeyse yok etmişti. Peki Stalin ne diye ordusundaki subayları elimine etmişti derseniz, herif paranoyak olduğu ve siyasi konumunu güvensiz bulduğu için kendisine meydan okuyabilecek son kurum olarak orduyu görmüş, bunlar bana darbe falan yaparlar diye korkmuş ve gerçekten de nitelikli subay kadrolarını biçmişti. Stalin casusluk ve vatan hainliği suçlamalarıyla binlerce subayını tutuklattı, öldürteceğini öldürttü, kamplara süreceğini de sürdürttü. Mesela modern savaş doktrinlerinde devrim yapan Tukhaçevski gibi son derece nitelikli bir marşali, Kızıl Ordu'nun en parlak komutanını tutuklattı, işkence ettirdi ve kurşuna dizdirtti. Tukhaçevski de lider kumaşı olduğu, yeri geldiğinde Stalin'e deget lan çektiği için hedef tahtasına konulması kaçınılmazdı. Tukhaçevski'nin 11 Haziran 1937'de katledilmesi Kızıl Ordu için adeta cehennemin kapılarının açılması demekti. Milli Savunma Komiseri Voroshilov, Stalin'den aldığı emirle Sovyetler Birliği içindeki var olan bütün askeri bölgelerde görevli, Stalin'e ve partiye sadakatinde şüphe duyulan ne kadar subay varsa merkeze ihbar edilmesi emrini gönderdi. Ve bu emrin ardından artık Stalin için kapılar açılmıştı. Birbirlerini ihbar eden edeneydi. Jurnalciliğin ucu bucağı yoktu. Jurnalcilerin sayısı da belirsizdi. Mafya düzeninde halk her zaman koşa koşa mafya rejimine ya korktuğundan, ya küçük hesapların insan olduğundan ya da salaklığından destek verir. Diktatörün hedef gösterdiği bireylerin veya grupların yok edilmesini desteklemek iki şeyin göstergesidir. Ya alçaksınızdır ya da salak. Tabi Rusya'da böyle alçaklığa salaklığa bakan yoktu. Herkes kendi kellesinin kendi kariyerini korumanın peşindeydi. Birileri yok yere öldürülecekmiş, yok edilecekmiş, hapislerde işkence görecekmiş, kimsenin umursadığı yoktu. Onun için gençler, halk denilen topluluktan vicdani bir hareket beklemeyin. Halk dediğin kolayca manipüle edilebilen, en aptalca yalanları en aptalca şekillerde savunup sana geri yutturmaya çalışan embesil bir kitledir. Halkçılığın halk güzellemesinin lüzumu yoktur. Halkçılık edebiyatı da en az dincilik ve milliyetçilik kadar adi, iğrenç, aşağılık bir sömürü şeklidir. Bakın işte halk dediğiniz o kutsal kitle şu zırvayı nasıl da yutmuş. Stalin ve diğer komünist işbirlikçi katil sürüsü öldürülen subaylar için neler demişler? Bu hainlerin nihai hedefi Sovyet rejiminin her ne olursa olsun ve hangi bedeli gerektirirse gerektirsin mutlaka yok edilmesiydi. İşçi ve köylü hükümetini devirmeye çalıştılar ve parti ve hükümet liderlerini öldürmeye hazırlık yapmışlardı. Bir yabancı ülkenin faşist rejiminden yardım bekliyorlardı ve karşılığında Sovyet Ukrayna'yı teslim etmeye hazırlardı. Yani diyorlar ki Tukhaçevski ve diğer binlerce subay şayet Nazi Almanyası'ndan destek alabilseydi komünist iktidarına darbe vuracak, ortadan kaldıracaklardı. Bu zırvayı da yedi millet. Rusya gibi köklü devlet gelenekleri olan bir ülkenin, dünyanın en büyük güçlerinden birisi olan bir devletin ordusu Almanya'dan, Fransa'dan, Japonya'dan, şuradan buradan emir beklemez, yardım ummaz. Küsküyü koyacaksa kendisi kor. Darbeyi yapacaksa kendisi yapar. Sonuçta Kızıl Ordu ülkedeki en büyük organize silahlı güçtür.
Hele bir de darbe yapmak için Ukrayna'yı yabancı bir devlete vermeyi asla ve kata düşünmez. Aslında göze de alamaz. Ama diyorum ya, mafyatik bir rejimin attığı yalanların ne kadarca aptalca olduğuna kimse takılmaz. Herkes gelin lan burada yağma var, siz de yağmadan payınızı kapın der. Mafya liderinin yani Stalin'in yanına desteğe koşarlar. Böyle durumlarda halk da bürokrasi de memurlar da ellerinde tuzluk liderin etrafında toplaşırlar. Stalin'in emri Voroshilov'un da hay hay efendim demesiyle başlatılan öldürme orjisi çok büyük bir hızla dehşet verici boyutlara ulaştı. Ordudan temizlenen yani kurşuna dizilen veya çalışma kamplarına gönderilen subayların sayısı yaklaşık 35 bindi. Kurşuna dizilsin veya çalışma kampına gönderilsin. Bütün bu subaylar işkenceden geçirildi, hepsinin aileleri perişan edildi, sürgünlerde, hapislerde, kamplarda yok oldu. Sağ kalanlar ise ölene kadar babalarına, annelerine veya kendilerine yaşatılan travmalarla yaşadılar. Ordunun subay sayısının en az yarısı, 5 Marşal'den 3'ü, 15 ordu komutanından 13'ü, 406 Tugay komutanından 220'si, üst düzey askeri konseyinde yer alan 80 üyenin 75'i, bütün askeri bölgelerin komutanları, askeri komiserlerin tamamı yok edildi. Geride kalan subayların birkaç tanesi hariç büyük çoğunluğu büyük bir moral çöküntü içindeydi. Hem yetenekleri kısıtlıydı hem de deneyimleri yetersizdi. Sadakat yarışında olanlar sağ bırakılmıştı. Bir yerde sadece sadakat ve lidere veya rejime köpekleşme aranıyorsa orada çöküş de başlar yıkımda. O ülkeden de, o devletten de, o halktan da bir halt olmaz affedersiniz. Oradaki bu tasfiyeler yüzünden o zamana kadar son derece başarılı bir şekilde sürdürülen modernizasyon ve mekanizasyon programları tamamen yok edilmiş oldu. Bu programların başındaki yetkililer de o programlarda çalışan bilim adamları ile birlikte ortadan kaldırılmışlardı. Tabii bu yok etme harekatı sadece Kızıl Ordu'ya yönelik değildi. Sovyetler Birliği'nin sivil kadroları da biçildi. Komünist Parti üyesi olan yüz binlerce insan bir anda buharlaştırıldılar. Sovyet tarihçi Roy Medvedev'e bakacak olursak 1936 ile 1939 yılları arasında kurşuna dizilen insan sayısı 4,5 milyondu. Kim uçuk kaçık herifler Stalin'in 20 milyon kişinin katili olduğunu söyler de bu yuh artık ulan dedirtecek bir rakamdır. Ama hayatlarını mahvettiği insan sayısı inanın 20 milyondan fazladır. 1939 yılına kadar kendi iktidarını güçlendiren ancak devleti ve ülkeyi çökme noktasına getiren Stalin'in yeniden güçlenmek için en çok ihtiyaç duyduğu şey zamandı. Aman diyordu Stalin, devleti çökerttik, yeniden dirilmemiz için Sovyetler Birliği 3-5 yıl savaşa girmesin. İyi de nasıl? Hitler 4 nala geliyordu. Nasıl olacaktı da Stalin başını beladan kurtaracaktı?